Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vel nedametu alel gafilin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Amma ba'd. Bugün danışmak istediğimiz kısa bir fayda erşin hazineleri barisinde olacaktır. Erşin hazinelerinden hesap olunan Bekara surasının sonuncu iki ayeti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olubdur ki, necə ki Sahihul Cami, Sahihul Cami'de gelip Ebu Zer radıyallahu anhuradan rivayet olunur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiştir. Mən Bəqara surasının son iki ayeti mənə verildi. Hansı ki o iki ayet erşin xəzinələrindən bir xəzinədir. O məndən başqa heç bir peyğəmbərə verilməmişdir. Bu da ki Allahu Teala'nın o sözüyle başlayır ki, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Allahu Teala'dan indirilene Allah Resulü iman getirdi ve müminler de iman getirdiler. Bekara suresi 285. 286. ayeler. Bu iki ayettir ki bu iki ayeti gerek her bir Müslüman kişi ve kadın ezberlesin. Bununla da yetinmesin. Hatta evladlarına bu iki ayeti, bu iki mühteşem ezemetli ayeti gerek ezberletsinler. Bu iki ayeti gerek her bir Müslüman seher ve akşam okumaktan usanmasınlar, yorulmasınlar. İkinci, erşin hazinelerinden sayılan, hesap olunan ikincisi ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen de hadiste qeyd olunduğu kimi La havle ve la kuvvete illa billah duasıdır. İmam Ahmed'in müsnedinde Şeyh Albani rahimahullah'ın sahihleştirdiği hadiste Ebu Zer radıyallahu anh'dan rivayet olunan mühteşem hadiste o böyle değil. Deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mənə 7 şeyi tövsiye eledi. Birinci, dikkatli olaq. Birinci, mənə deyir miskinleri, kasıbları, fağırları sevmeyi Allah mənə əmr etdi və onlara yaxın olmağı mənə əmr etdi. Bir. İkincisi, mənə özümdən aşağı olanlara baxıb, özümdən yuxarı olanlara baxmaq icazə verilmədi. Yəni, özümdən aşağıda olanlara baxmaq mənə əmr olundu. Yəni, özümdən aşağıda olanlara baxım, şükür edeyim. Özümdən yuxarıda olanlara baxın, məyus olum yox. Bu olmaz. Üçüncü, qohum qardaşlarım məndən üz döndərsələr belə, onlarla qohumluq əlaqələrini birləşdirməyim əmr olundu. Dördüncü, heç kəsdən heç bir şeyi istəməməyim mənə əmr olundu. Beşinci, acı olsa belə haqqı söyləməyim mənə əmr olundu. Beşinci, məni qınayanların qınaqlarından bir göz qırpımlığında belə qorxmamağım mənə əmr olundu. Yəni kimsə məni qınayar, kimsə mənim haqqında pis söz deyər, kimsə nəysə deyər deyə onların qınaqlarından, onların məzəmmətlərindən qorxmamağım mənə əmr olundu. Və həmçinin La
havle ve la kuvvete illa billah kelimesini çok çok söylemeyim mene emrolundu. Çünkü bunlar, bu kelimelerin hamısı erşin altındaki hazinelerdendir. Ve hemçinin erşin altında olan hazinelerden de biri kıyamet günü Allah'ın kuluna şahitçilik edecek bazı kelimelerdir. Şahitçilik edecek şahitlerdir. Bunlar Subhanallah, Elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber kelimeleridir. İbn Mace'nin sünnesinde, Şeyh Albani'nin sahihleştirdiği hadiste Nu'man İbni Beşir radıyallahu anh'dan gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Allahu Teala'nın celaletinden, büyüklüğünden, azametliliğinden zikrettiğiniz bazı kelimeler Subhanallah, Elhamdülillah ve la ilahe illallah kelimeleri erşin etrafında dövr ediyor. Ve onlardan arıların uçuştuğu zaman çıktığı ses kimi ses gelir. Ve onlar Allah'ın yanında özünü zikredenleri hatırlanır. Allah'ın yanında Allah'ı bu kelimelerle zikredenler hatırlanır. Bes sizlerden biriniz istemirsiniz mi ki Allah'ın yanında zikir olmasınız? Ve bizlerden kim istemez ki Allah'ın yanında zikir olmak? Elbette ki her birimiz bunu isteyirik. Eğer bizler Allah'ın yanında zikir olunmağını isteyirikse, o zaman gelin bu kelimeleri dilde rahat olan, asamt olan bu rahat ve ezemetli kelimeleri söyleyek. Subhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde böyle buyurur. Mene elhamdülillah ve la ilahe illallah subhanallah Allahu ekber kelimelerini söylemeyim güneşin üzerine doğduğu günden daha hayırlıdır. Allahu Teala'dan isteyirim ki Allahu Teala bizleri özünün sevip razı kaldığı kullarından etsin. Allahu Teala bizleri eşidip faydalanan kullarından etsin ve Allahu Teala bizleri özünü çok zikreden ve özüne çok şükreden kullardan etsin. Vallahu Teala a'la ve a'lem ve sallallahu ala nebiyyina ve sellem.